Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sürüyor. Bugünkü toplantımızda 2019 yılında ekonomide, siyasette ve dış politikada yaşananları ve 2020 yılı beklentilerini tartışıyoruz. Bugün devrim şehidimiz Aslanören Kubilay'ın ölümünün yıl dönümü. Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı mücadelesi cesur evlatlarının canı pahasına kazanılmıştır. Bizler bu onurlu geçmişin mirasçılarıyız. Ülkemizin aydınlık yarınları için ülkemizdeki sorumluluğunda üzerinde hakkındayız. Devrim şehidimiz Kubilay'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor. Kendisini bir kere daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, 2014 yılında Tek Adam Parti Devleti projesinin düğmesine basılmasıyla beraber zaten geçmiş darbeler nedeniyle sorunları olan demokrasi ve hukuk devleti giderek daha da sorunlu hale geldi. Bunun neticesinde ekonomik kırılganlıklar da hızla artmaya başladı. Aslında bu dönem bize hukukla ekonomi arasındaki ilişkinin ne kadar iç içe olduğunu bir kez daha gösterdi. İktidarın sorunların üstünü borçla örtmesi, üretim yerine ithalatla, gelir yerine krediyle ayakta duran bir ekonomi yarattı. Demokrasi ve ekonomideki hızlı geriye gidişle zayıf düşen ekonomide 2018'in ortasında tam bir kriz yaşanmaya başlandı. Kriz 2019'da derinleşerek devam etti. Bugün bir yazarımızın söylediği gibi buhrana dönüştü. Milletimiz çift haneli işsizlik ve hayat pahalılığı arasında ezildi. Sonuçta 2019 ülkemiz ve vatandaşlarımız için çok zor bir yıl oldu. Tarım devriminin gerçekleştiği Anadolu topraklarında vatandaşlarımızı karda, kışta soğan patates kuyruklarına soktular. Konkordatolar, iflaslar sıradanlaştı. İşsizlik hem rekorlar kırdı hem de giderek yapışkan bir hal aldı. İşinden gücünden olan, pahalılık altında ezilen, borca batan insanlarımız kapkara bir umutsuzluğun pençesine düştüler. Sadece kendi canlarına kıymakla kalmadılar. O umutsuzluk içinde, o karamsarlık içinde kendi ailelerini de yanlarında götürdüler. Türkiye böylesine bir umutsuzluğu daha önce hiç yaşamamıştı. Ama saray milletin sesini bir türlü duymadı. Genel Başkanımızın geçen yıl Ağustos'ta açıkladığı krizden çıkış önerileri de saray tarafından dikkate alınmadı. Sarayın kibirli adamı millete de muhalefete de kulaklarını tıkamıştı. Milletin vergileriyle duran, uçan, kaçan, yüzen saraylarda süren debdebe, şaşa milleti unutturdu. Oralardan milletin sesi duyulmaz hale geldi. Milletimiz de bu yıl Mart ayında kendisini unutanlara sandıkta sıkı bir şamar attı. Değerli basın mensupları, ülkemizde 2019'un en önemli olayı Mart ayında gerçekleşen yerel seçimler ve bunun sonucunu bir türlü hazmedemeyen iktidarın mızıkçılık yaparak Haziran'da tekrarlattığı İstanbul seçimidir. Milletimiz her iki sandıkta da Tek Adam Parti Devleti rejimine güçlü bir ders vermiştir. Bu aynı zamanda hızla otoriterleşen bir rejime, bir milletin üzerindeki her türlü baskıya rağmen demokratik yollarla sandıkta artık yeter dediği dünyada nadir görülen örneklerden bir tanesidir. Yerel seçimlerde vatandaşlarımız Millet İttifakı'na ciddi bir teveccüh göstermiştir. Sadece Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin seçmenleri değil, daha önce AK Parti, HDP, MHP başta olmak üzere tüm diğer partilere oy veren seçmenler de sandıkta özgürlük, hak, hukuk, adalet arayışına destek vermişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu büyük demokrasi işbirliğinin merkezi haline getiren özverili yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. Seçimler sonucunda Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerinin sayısı 6'dan 11'e yükselmiştir. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının görev yaptığı büyük şehirlerde ülkemiz nüfusunun toplam %12'si yaşıyordu.
2019 seçimlerinden sonra bu oran 4'e katlandı. Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın hizmet verdiği vatandaşların nüfusu %62'den, toplam nüfusa oranı %62'den %28'e geriledi. Artık her 100 vatandaşımızdan 45'ine Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyeleri hizmet veriyor. Aynı şekilde 2014'te ülkemizin gelirinin %12'si Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde yaratılırken 2019 seçimlerinden sonra bu oran 5'e katlandı, %59'a çıktı. 2014'te vergilerin sadece %14'ü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin görev yaptığı alanlardan toplanırken şimdi bu oran 5 kattan fazla artarak %74'e çıktı. En son düzenlediğimiz yerel yönetimler ve turizm zirvesinde ortaya konduğu gibi ülkemize gelen turistlerin %94'ünden fazlası Cumhuriyet Halk Partili başkanların yönettiği il ve ilçelere geliyor. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyelerinin sınırları içinde artık ülkemiz nüfusunun yarısı yaşıyor. Milli gelirin yarısından fazlası üretiliyor, vergilerin de 1/4 toplanıyor. Ülkemize gelen turistlerin çok büyük bir kısmı Cumhuriyet Halk Partili başkanlarının neredeyse tamamı Cumhuriyet Halk Partili başkanlarının yönetimindeki belediyelerin sınırları içinde ağırlanıyor. Tabii bu tablo milletimizin Millet İttifakı'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok önemli bir sorumluluk yüklediğini de ortaya koyuyor. Sarayın halen devam eden hazımsızlıklarına, mızıkçılıklarına ve vatandaşa hizmeti engelleme çabalarına rağmen belediyelerimiz milletimize en iyi hizmeti, en yüksek standartta hizmeti vermeye devam edecektir. Bunu da kimse engelleyemeyecektir. Değerli basın mensupları, 2019'un en önemli olaylarından bir diğeri de Suriye'de süren iç savaşın ülkemizin dış ilişkilerinde ve ekonomik ve sosyal yaşamında yarattığı tahribatın giderek artmasıdır. Sarayın yanlış Suriye siyasetinin bedelini başta Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız ödüyor. Ekim ayında Barış Pınarı harekatını yaptık. Amaç neydi? Türkiye'nin güney sınırlarında güvenli bir bölge kurmak. Buraya da Türkiye'ye sığınan 1 milyon Suriyeli'yi yerleştirmek. Sağlayabildik mi? Gerçekleştirebildik mi? Hayır. Ama Amerika ben petrolü güvenceye aldım, çekiliyorum dedi, gitti. Rusya ise Suriye'de ve bölgede tek oyun kurucu oldu. Görünen o ki saray iktidarı her zamanki gibi Suriye'de de dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacak. Sadece kendi olsa iyi. Bundan tabii milletimiz de büyük zarar görecek. Biz 1 milyon Suriyeli bu güvenlik koridoruna yerleştireceğiz derken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı son Washington ziyaretinde AK Parti Genel Başkanı'ndan Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Türk vatandaşlığına geçirilmelerini talep etti. Erdoğan da ikiletmedi, hemen çıktı. Bugüne kadar zaten 100.000'den fazla Suriyeli'ye vatandaşlık vermiştik. Şimdi daha fazlasını da vereceğiz dedi. Yine AK Parti Genel Başkanı'ndan öğrendik ki İdlib'den 80.000 Suriyeli daha sınırlarımıza doğru yola çıkmış. Anlaşılan Rusya ve Suriye Soçi zirvesinde alınan kararları artık tanımıyorlar. Suriye rejimi İdlib'e girmeye hazırlanıyor. Hani İdlib çatışmasızlık bölgesiydi? Burada bizim 12 tane gözlem noktamız var. Bu 12 gözlem noktamızdaki Mehmetlerimizin hali ne olacak, durumu nedir? Bu konuda bilgilendirilmeyi istiyoruz. Yeni gelecek Suriyelilerin maliyeti kimin sırtına yüklenecek? İdlib, Suriye'de yıllardır süren iç savaşta pişip yetişen radikal unsurların cirit attığı bir bölge. Buradan Türkiye'ye doğru gelen bu 80.000 kişi içinde kimler var? AK Parti Genel Başkanı dün bunlara İdlib'li kardeşlerimiz dedi. Daha dün Amerika Birleşik Devletleri İdlib'de eski bir El-Kaide liderine operasyon yaptı. Bu gelenlerin içinde
Açıkça soruyorum, kafa kesen soruyoruz, açıkça soruyoruz. Kafa kesen radikaller var mıdır? Bunun kontrolü nasıl yapılacaktır? Bunlara vatandaşlık verilecek midir? Bugüne kadar dar gelirliden, asgari ücretliden, emekliden, emekçiden, iş insanından, yani toplumun tüm kesimlerinden, yediğimiz ekmekten, içtiğimiz sudan alınan vergilerle Suriyeliler için 40 milyar dolar harcandığını AK Parti Genel Başkanı övüne övüne anlatıyordu. Şimdi bir sorsunlar bakalım millete. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla kapalı kapılar ardında konuştuğunuz Suriyelilere vatandaşlık verme kararını onaylıyor mu? Radikallerin kalesi İdlib'den, içlerinde emperyal güçlerin yetiştirdiği ve ne olduğu belirsizlerin de olduğu 80 bin kişiye ülkemize sokulsun istiyor mu? Boğazından kesilecek bir 40 milyar doları daha Suriyelilere vermek istiyor mu? Bu soruların yanıtının evet olduğunu kim söyleyebilir? O halde saray milletin değil, başkalarının istediğini yapmanın peşinde. Bu bize sarayın egemen güçlerin, saraya egemen güçlerin verdiği BOP eş başkanlığı görevinin halen sürmekte olduğunun ipuçlarını veriyor. Tekrar çağrıda bulunuyoruz. Varsa cesaretiniz, kurun referandum sandığını, ak koyun, kara koyun ortaya çıksın. Değerli basın mensupları, Suriye'de Türkiye'yi batağa saplayan saray şimdi de Mehmetçiklerimizi Libya çöllerinde perişan etmeye hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler kararlarına açıkça aykırı olan bir savunma işbirliği anlaşmasını meclisten geçirtti ama anlaşılan bu da yetmedi. Tarihten bir haber sarayın kibirlisi. Şimdi de bu ülkeye mücadeleye, müdahaleye zemin hazırlamak için her zamanki gibi tarihi eğip büküyor. Tabii bunun danışmanlarının tarih bilgisi de bu durumda sorgulanır hale geliyor. Dün madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, o zaman Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu demiş. Biz söyleyelim. Gazi Mustafa Kemal bir Osmanlı subayı olarak o gün Osmanlı'nın vatan toprağını savunmaya çalışıyordu. Ama bugün Libya bizim vatan toprağımız mı? Hayır değil. Mehmetçiklerimizin görevi Libya'nın iç savaşına karışmak mı? O da değil. Mehmetçiklerimizin tek bir görevi var. O da 784 bin kilometrelik vatan toprağını her türlü saldırıya karşı korumak. Şimdi hatırlayalım. Erdoğan bundan 9 yıl önce Libya'daki krize Libyalılar çözüm bulmalı. Türkiye asla ve asla Libya halkına silah doğrultan taraf olmayacaktır dedi mi demedim? Dedi. E şimdi ne oldu da Libya'da krize taraf oluyoruz? İç savaşa taraf oluyoruz. Doğu Akdeniz'de yalnızlaştık. Şimdi geç kalmış bir takım adımlar atarak ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak için uğraşıyoruz. Bunlardan uluslararası hukuka uygun olanlarını, ülkemizi maceraya atmayacak olanları biz de destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam ederiz. Ama iktidarın panik içinde attığı ve ülkemizin başını yeni badirelere sokacak olanlara karşı da çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü AK Parti Genel Başkanı'nın sicili meydandadır. Sudan'da El-Beşir'i destekledi, sonuç ortada. Mısır'ın iç işlerine karıştı, sonuç yine ortada. Suriye'de iç savaşa müdahil oldu, sonuç ortada. Önce bölge ülkelerinin iç işlerine karışıyor, eline yüzüne bulaşıyor sonra. Her seferinde hata yapıyor, her seferinde kandırıldık, aldatıldık diye millete açıklama yapıyor. Şimdi bu hataların sonucunda artık bu bölgedeki birçok ülkeyle kavgalıyız. Buralarda bazılarında büyükelçilerimiz bile yok. Suriye'de yok, Mısır'da yok, İsrail'de yok. Oysa dış politikada ülkelerin ezeli düşmanları ve ebedi dostları da yoktur. Milli menfaatler
ve çıkarlar vardır. Bizim de milli menfaatlerimizi korumak için her şeyden önce bu ülkelerde yeniden konuşabilir hale gelmemiz gerekir. Madem Erdoğan Libya vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırladı, biz de kendisine büyük önderimizin şu sözlerini hatırlatalım. Dış işlerinde dürüst ve açık olan siyasetimiz özellikle barış fikrine dayanır. Milletler arası herhangi bir meselemizi barışçı yollarla çözmeyi aramak bizim menfaat ve zihniyetimize uyan bir yoldur. AK Parti 17 yıllık iktidarında maceracı ve ideolojik bir dış politika izlemek yerine Gazi'nin bu sözlerini hatırlamış olsaydı, kendine rehber edinmiş olsaydı, bugün herhalde ülkemiz bölgesinde çok daha farklı bir konumda, çok daha saygın bir konumda, çok daha belirleyici bir durumda olurdu. Şimdi izlenen bu politikaların sonucunda Türkiye'nin egemen güçlerin arasında gidip gelen bir pimpon topuna döndüğünü görüyoruz. Dış politikada bu maceracı yaklaşımın yanında ekonomimizi de borca batıran saray bu tehlikeli karışımın sonuçlarını da bir türlü görememiştir. Baştan beri kendilerini uyardık. Bakın dedik, borç alan emir alır. Çok hızlı borçlanıyorsunuz. Dinlemediler. Şimdi emir alıyorlar. Ondan sonra da birileri bize saldırıyor diyorlar. İktidar ekonominin dengelerini alt üst ettiği yetmezmiş gibi bir de tek adam rejimini kurma sevdasıyla devletin tüm kurumlarını alt üst etti. Bitirdi. Liyakat bitti, sadakat esas oldu. Sosyete damat, bakan yapılıp devletin kasasının başına oturtuldu. Hakkındaki yolsuzluk iddialarından akla henüz daha aklanmamış, çikolata kutularında verildiği söylenen rüşvetin hesabını vermemiş bir eski bakan, büyükelçi yapıldı. Akrabayı talukat saraya danışman yazılıp ballı maaşlara bağlandı. İktidar partisinin eski milletvekilleri rektör diye, bakan yardımcısı diye çeşitli koltuklara oturtuldu. Sarayda görevlilere bir bakıyoruz, 2 maaş, 3 maaş, 4 maaşa kadar alanlar var. Hasılı ucube tek adam parti devleti rejimine geçtiğimizden beri urufe gibi dağıtılan makam koltukları ve maaşlarla saray sosyetesinin dünyalığı sağlama alındı. Değerli basın mensupları, 2019'da tıpkı 2018 gibi kaybedilmiş bir yıl olarak tarihe geçti. Yılın başında iktidar Türkiye'yi 2019'da %2,3 büyüteceğiz diye millete taahhütte bulunmuştu. Şimdi öyle anlaşıyorlar ki büyüsek binde 5 büyürüz demeye başladılar. Aslında binde 5 büyüme içinde zil takıp oynuyorlar neredeyse. Yılın başında sarayın damadı ilave 2,5 milyon kişiye iş vereceğim demişti. Ne oldu? İşsizlerin sayısı 8 milyona çıktı. Son bir yılda 623 bin çalışan, yani işi olan, evine ekmek götüren 623 bin kişi işinden oldu. İşinden ayrılmak zorunda kaldı. 2,5 milyon nere? 623 bin işsiz, işinden ayrılan nere? Bunun hesabını kim verecek? 2019'a başlarken bütçede 81 milyar açık vereceğiz demişlerdi. Yıl boyunca Cumhuriyet tarihinde ilk defa Merkez Bankası'nın kasasında milletin kefen parası olan 40 milyar liralık ihtiyat akçesine el koydular. İmar barışından 24 milyar lira para topladılar. Devredilen Merkez Bankası karları, varlık barışı, diğer vergi ertelemeleri, sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılacak olan primlerle ilgili yeniden yapılandırmalar, bütün bunları dikkate aldığımızda bu açığın çok çok daha düşük olması lazımdı. Ama bir de çıktılar dediler ki bütün bunları aldıktan sonra açığımız 125 milyar Türk lirası olacak. Bu paralar nereye gitti? Vatandaşa giden bir şey yok.
Yine 2019'un başında bütçeyi nasıl finanse edeceklerini açıklarken dediler ki piyasaya 165 milyar lira borç ödeyeceğim. Buna karşılık piyasasında 154 milyar lira borçlanacağım. Yani ödediğimin %94'ü kadar borçlanacağım. Ama hazine şimdi yıl sonuna geldiğimizde diyor ki 159 milyar lira borç ödeyeceğim. Bunun karşılığında 211 milyar lira borçlanacağım. Ne demek? Her 100 liralık borç ödemesine karşılık 132 lira borçlanacakmış. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bu bir rekor. Böyle bir borçlanmayı bugüne kadar görmedik. Şikayet ediyorlar. Faizler çok yüksek diye. Öbür taraftan da vatandaş gerçekçi bir biçimde piyasada para yok diye şikayet ediyor. Kim silip süpürüyormuş paraları? Devletin hazinesi. Devletin hazinesi piyasada vatandaşa 5 kuruş bırakmıyor. Bu paraları alıp kime veriyor? Bankalarda yandaşları kurtarıyor. Bütçe deyince dün baktım AK Parti Genel Başkanı bütçe sürecinde kendi milletvekillerinin, partisinin milletvekillerinin performansını övüyor. Bizim milletvekillerimizin de salona gelmediğini söylüyor. Bu tamamen hilaf-ı hakikat. Zaten köşe yazarlarının yazılarına baksın, işin bunun tam tersi olduğunu görecek. Bizim milletvekillerimiz kahir ekseriyet genel kurulda, bütçenin sahibi olan partinin milletvekilleri genel kurulda yok. Bugün resmi gazetede bir cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Devletin vatandaştan alacağı harç ve cezalar %22,58 zamlandı. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları bundan böyle %22,58 daha pahalı olacak. Şimdi Sayın Genel Başkanımız bundan bir ay önce asgari ücretinde en az %22,58 zamlanması, bunun üzerine ne kadar refah payı verileceğinde tartışılması gerektiğini söylemişti. Asgari ücret tartışmaları devam ediyor. Bir de böyle jest lafları falan var. Buna göre asgari ücret en az aylık net %5 büyüme hedefinde dikkate alırsak 2600 lira olmalıdır. Jest bundan sonrasıdır. Göreceğiz bakalım neler olacak. Değerli basın mensupları, devlet işini yapana ciddiyet, siyaset yapana samimiyet lazımdır. Ekonomiyi berbat edeceksiniz, sonra da dışarıdan bize saldırdılar, bizi dövdüler diyerek ağlayacaksınız, sorumluluktan kaçmaya çalışacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve belediyelerine saldırarak gerçeklerin üstü örtülmüyor. Kendi 17 yıllık icraatlarının hesabını vermeden bundan yıllar önce tek parti iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi şunu yaptı, bunu yaptı, özür dilesin diyerek milletin gerçek gündemi olan işsizlik ve hayat pahalılığının üzerine şal örtemezsiniz. Bir de açıkçası gerçekten bu sabah TRT 1'de yani milletin vergileriyle yayın yapan ve tarafsız olması gereken TRT 1'de bir program var. Programın sunuşunda altyazı şöyle geçiyor ve hiç bütün program boyunca da orada duruyor. Programda konuşan da iktidara bağlı bir vakfın başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi neden Türkiye'nin başarılı olmasını istemiyor? Beyler bu nereden çıkıyor? Nereden çıkardınız Sayın TRT yönetimi bunu? Bu mudur sizin tarafsızlığınız? Yasalara uymaması nedeniyle TRT hakkında gerekli suç duyurusunda bulunacağız. Ama yetmez TRT'yi yayıncılık etiğiyle ilgili tüm kurullara da şikayet edeceğiz. Bizim iktidara tavsiyemiz bıraksınlar bu TRT yayınlarını ya da çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemindeki icraatlarının hesabını sormayı.
Bugün ülke olarak karşı karşıya kalınan sorunlara çözüm bulmak için önce bir kendi şapkalarını önlerine koysunlar. Hataları açık yüreklilikle kabul edip samimiyetle çözüm arasınlar. 17 yıldır ekonomiyi sıcak paraya bağladılar. Dışarıdan borç aldılar. Aldıkları bu borçla vatandaşa iş yaratan, ihracatımızı artıracak fabrikalar, üretim tesisleri kursalar tamam diyecek. Çünkü bu sonuç itibariyle buradan ürettikleriyle borçlarını öderler. Ama marifet sandılar, parayı beton kulelere, alışveriş merkezlerine yatırdılar. Ülkede şehit yakınları için ve gaziler için toplanan paraların akıbetini bile bugün takip etmek zorunda kalıyoruz. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için 309 milyon Türk lirası para toplandı. Ama bu para ihtiyaç sahiplerine dağıtılmadı. Nemalanmış haliyle 340 milyonu bulan para dururken kolunun üzerinden tank geçen 15 Temmuz gazisi ameliyat için kapı kapı borç para arıyor. Kendi ifadesiyle borç dilenmek zorunda kalıyor. Beşiktaş'taki terör saldırısından sonra da şehit yakınları ve gaziler için toplanan 50 milyon liradan fazla para bir türlü dağıtılmıyor. O hain saldırıda şehit olan polisin babası dara düşüyor, evini satmak zorunda kalıyor. Evin üstüne şehit babasından satılık ev yazıyor. Ve bu baba soruyor, şehitlerimizin adına para topladınız. Bu para nerede? Biz de soruyoruz. Değerli basın mensupları, bu iktidar hukukun tabutuna çivi çaktı. Demokrasinin ruhuna rahmet okundu. Şimdi içeride sıkıştı. Sorunlara çözüm bulmakta zorlanıyor. Çare, dini siyasete alet etmek. En son bağımsız denetçiler için etik kurallar adı altında bu ülkenin resmi gazetesinde fıkıh kurallarının yayınlanması işin tuzu biberi. Ben soruyorum, hayırdır? Bu milletin haberi olmadan ikili hukuk sistemine mi geçtik? Yoksa ülkede hukuku darmadağın edenler, demokrasiyi bitirenler, şimdi bunların parçalarını din bezirganlığıyla tutkallayıp bir araya getirmenin peşindeler. Sarayda oturan AK Parti Genel Başkanı ekonominin günlük işleyişine tüm gövdesiyle girmiş vaziyette. Merkez Bankası'na talimatla faizleri düşürtüyor. BDDK üzerinden banka yönetici atamalarını yapıyor, karışıyor bunlara. Köprülerde, yollarda, hastanelerde devleti uzun yıllara yayılan milyarlarca liralık yükümlülükler altına sokuyor. Ülkemizin elde kalan son gümüşlerini varlık fonunda toplayıp sonra bu fonun başına damatıyla birlikte geçip oradaki parayla kamu bankaları eliyle yandaşları kurtarıyor. İşsizlik fonunu finansal operasyonlarda kullanıyor. Bütün bunları bu iktidar döneminde görüyoruz. Milletimiz büyük bir millettir. Ülkemiz büyük bir ülkedir. Bütün bu sıkıntıları aşarız ama yeter ki doğru tedbirler alınsın. Bunu başarabilecek bir yönetime ihtiyacımız var. Ama bu saray yönetimi krizin varlığını bile kabul etmiyor. Milletin sesini duymuyor, dermanda olamıyor. İliklememiz gereken bir rejimi terk edip yeni, güçlü ve çağdaş bir parlamenter rejime geçmektir. Bu da yeterli değildir. Güçlü bir hukuk devleti ve demokrasiye sağlam bir zemin oluşturmak zorundayız. Rekabet gücümüzü artıracak önlemleri almalıyız. Artan refahı adil paylaşmalıyız. Ve bunun çevresel, mali ve idari sürdürülebilirliğini de sağlamak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dört ayaktan oluşan ekonomi programımızla iktidara hazırız. Ülkemizin önü açıktır. Yeter ki doğru politikalar ehil ellerle uygulansın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alın. Teşekkür. Evet. Efendim, malum müşterek tartışması devam ediyor. Sinan Aydın da açıklamaları oldu. Ne söylemeye devam etmiş bu iki boyutlar ama bu noktadaki neye kadar bir değerlendirme söz konusu oldu mu? Malum Mert Kuşoğlu ile de bir görüşmesinin ayarlanacağını Kemal Bey tarafından. Ancak bu görüşmenin gerçekleşmediği de söyledi. Bülent Bey'in adında bu dönemlerde sık sık duyuyoruz. Bülent Bey'in bir açıklaması olduğunu neye
Arkadaşlar bu konuda hem parti hukuku bakımından hem de genel hukuk bakımından süreç yürümektedir. Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Bunu açıkça ifade edeyim. Bundan sonra hukuk konuşacaktır. Ama bir şeyi söyleyeyim. Artık bu ülkenin, biraz önce söyledim, belli başlı büyük şehirlerinde müzik değişmiştir. Dans da değişecektir. Rant lobileri büyük şehirlerimizde artık cirit atamayacaklardır. Evet. Ben soruya ek olarak bir soru daha sormak istiyorum. İçişleri Bakanlığı'nın, onun taraftarı var aslında İçişleri, ama İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında şey hızıyla bir soruşturma başlatılması, bir şeyler başlatılması sizce sıcaklanmışsınız. Onun dışında bir soru daha var. Sayın Bilal Yıldırım'ın bir açıklaması oldu. Ali Babacan, Sayın Ali Babacan ve Sayın Davutoğlu kastederek menfaatinin bittiği yerde bazıları durakta inmiştir. Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık şeklinde bir değerlendirmesi var. Yani dikkat çeken cümlesi, bazıları menfaatinin bittiği yerde durakta inmiştir cümlesini siz nasıl değerlendirirsiniz? Önce ilk sorunuza cevap vereyim. Hatırlayacaksınız, mevcut iktidarın bundan önceki meclis başkanı, bakanı, başbakan yardımcısı, adalet bakanı, bakanlığı görevlerini yürütmüş olan kişi, o dönemin büyükşehir belediye başkanını Ankara'yı parsel parsel satmakla suçlamıştı. O dönem bu müfettişler hiç ortaya çıkmadı. Ama görüyorsunuz şimdi bizim büyükşehir belediye başkanımızı bir suçlanması neticesinde apar topar İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri harekete geçiyor. Keşke bu hassasiyeti bundan önceki belediye başkanına karşı da göstermiş olsalardı diyoruz. Diğeri yine Sayın Bülent Arınç'ın sözlerinden bahsettiniz. Binali Yıldırım'ın sözlerinden bahsettiniz. Şimdi şunu söyleyeyim, yani Binali Yıldırım ve diğer birçok arkadaş bu iktidar tarafından görevlerinden uzaklaştırılmışlardı. Şimdi bu noktada kalkıp da görevlendirilen, uzaklaştırılan kişileri kendi ilkelerine aykırı hareket edildiği için partinin karşısında durmalarını neden bir ihanet olarak nitelendiriliyor? Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Yine ayrıca şu Simit Sarayı'nın, bizim Tuncay Bey'in yayınladığı bir resim var. Simit Sarayı'nın satın almış olduğu, en son satın almış olduğu uçakta Sayın Yıldırım'ı görünce de menfaat işinin pek de bitmediğini anlamış olduk. Menfaat diyor işte. Menfaat işinin daha bitmediğini anlamış olduk diyor. Evet. Buyurun. Hepsi dahil efendim. Söylediğim gibi partimizin iç hukukuna ve genel hukuk ilkelerine uygun olarak hukuki süreç yürüyor. Bizim için bu konu bitmiştir. Teşekkür ediyorum. Bu arada yeni yıldızı da kutluyorum.